Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı kimyasal türler arası etkileşimler. Bundan önce ne bileceğiz? Kimyasal tür nedir? Kimyasal türlere neler örnek verebiliriz? Diyor ki: Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. Tüm maddeler taneciklerden oluşur. Maddeleri oluşturan farklı taneciklere ne denirmiş? Kimyasal tür denir. Kimyasal türü kendi arasında Atom, molekül ve iyon olarak inceleyeceğiz. Önceliğimiz nedir? Atom. Periyodik cetvelde biliyorsunuz elementlerim neydi? Dizilmişti. Ne halde atomlar dizilmişti? Diyor ki bir elementin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına ne denir? Atom denir. Atomun temel taneciklerini biliyorduk. Neydi bunlar? Proton, nötron ve elektrondu. Atomlar Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayrıştırılabilirler mi? Ayrıştırılamazlar Ancak son zamanlarda ne var nükleer tepkimeler yani çekirdek kimyası var Orada ne olabiliyor? Ayrıştırılabiliyor Metaller ve soygazlar söz konusuysa Diyeceğim ki mono atomikler yani nedir mono nedir Birdir yani tek atomlu Hiç sodyumu siz gördüğünüzde böyle görürsünüz böyle görür müsünüz? göremezsiniz ya da ne bileyim kalsiyumu yazdığımızda altına 3 yazar mıyız yazmayız. Bunlar nedir? Olmaz. Tek atomlu dururlar. Metal atomları ve soy gazlar monoatomiktirler. Aktif metaller dediği neydi? 1A tarafı. 1A, 2 aktif metaller. Doğada serbest halde bulunmazlar. Nasıl bulunacaklar? Yani başka bir atomla bileşik halinde bulunurlar. Bakın sodyum Neyle? Nacere ile bileşik oluşturmuş ve doğada bileşikler halinde bulunur. Peki molekül nedir? Molekül en az iki ametal atomunun kovalent bağ ile bağlanması sonucu oluşan ve bağımsız bulunabilen saf maddelere molekül denir. En az iki ne ametal atomu ametal atom. Bakın metal dediğimde monoatomik dedik. Ametal dediğimde ne olacak? Molekül hali olacak. Molekülü de ben ne yapacağım? ikiye ayıracağım. Element molekülü ve bileşik molekülü olmak üzere. Element molekülü nedir? Element molekülü aynı tür ametal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Bakın gördüğünüz gibi hidrojen 2 tane, azot 2 tane, oksijen 2 tane, oksijen 3 tane yani altında birden fazla sayı varsa ve bu tek atomsa yani aynı elementse ne olacak bu element molekülü? Bileşik molekülü ne olacak? En az 2 farklı tür ametal olacak unutmayın. Mesela ne demişiz? CO2 demişiz. Karbon ve oksijenden oluşur. Nedir bu bir bileşik molekülüdür. Ne diyoruz? Moleküller iki atomlu ise diatomik, üç atomlu ise triatomik, çok, çok atomlu ise poliatomik diyebiliriz. Tek atomluysa da neydi? Monoatomikti. Peki iyon nedir? İyon da neydi? Diğer derslerimizde de bahsetmiştik. Elektron almış ya da vermiş atom veya atom gruplarına iyon denir. Atom elektron alırsa aldığı elektron sayısı kadar yükü azalırken elektron verirse verdiği elektron sayısı kadar ne olacak? Yükü artacaktır. İyonu biz iki ayırıyorduk. Neydi bunlar? Katyon ve anyon. Katyon deyince aklına ne gelecek? Pozitif artı yük. Anyon deyince eksi yük gelecek. Bunu nasıl ezberlemeye çalışırsın? Katyon ortasında T var. O da sana artı yükü ne yapacak? Hatırlatacak. Elektron almış ya da vermiş atom gruplarına ya da atom topluluklarına ne denir? Kimyasal köklerini Gördüğünüz gibi bir tane değil, birkaç tane atomun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunlar çok atomlu oluyorlar. Mesela NH4'ü yazdım. Ne yapmış? Üstüne artı koymuş. Bu Hidrojenin artısı değildir. Eğer böyle yazdığında neyin artısı? Hepsinin artısı. Ya da o OH haşı yazdığında buraya ne koymuş? Eksi koymuş ve eksi birdir. Bu hepsinin eksi birdir. Hidrojenin değildir. Unutma bu kök halidir. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Diyor ki birden fazla kimyasal tür vermiş. Bunları atom, molekül ve iyon halinde ayırın diyor. Yazıyorum. Hemen siz de orada düşünün. Şimdi ne yazarım ben? önce mesela neleri yazarım? İyonlarımı yazarım. İyonlarım neler? Ba artı 2. P 3. Ne var? CO4 eksi 2. Bakın. Mg artı 2. Bunlar nedir? İyonlar bunlar gitti. Şimdi hemen kalemimizi değiştirelim. Ne diyoruz? Mesela molekülü bulalım. Moleküllerim neydi? Element molekülüm ve ne vardı? Bileşik molekülüm vardı. Br2 element molekülümdür. CO bileşik molekülümdür. H2S bileşik molekülüm. Başka ne var? H2SO4 bileşik molekülüm. Ve CR2O7 de nedir? Yine bileşik molekülümdür. Yine bunları ne yapıyorum? Bakın siliyorum. o üçü unutmuşuz. o üçte var. Geri kalanlarda nelerdir? Geri kalanlarda atomdur, li var, a, U, co ve ne var? n var. Gördüğünüz gibi ayırdık. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasındayız. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri iki sınıfa ayırıyoruz. Bağlanan türlere göre ve bağın sağlandığına göre. Bağlanan türlere göre nedir? Atomlar arası ya da moleküller arasıdır atomlar arası derken diyor ki aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda atomlar arasında kimyasal bağlar oluşur. Mesela H2'yi yazdı. Bunu nasıl yazarım? İki tane hidrojen vardır. Aralarında ne vardır? Bağ vardır. Bu nedir? Bir hidrojen atomu. Bir hidrojen atomu aradaki de nedir? Atomlar arası bağdır. Ya da diyor ki moleküller arası bağlarda da aynı tür veya farklı tür moleküller arasında oluşan etkileşimlerdir. Diyor ki mesela H2O molekülüm var. Yine H2O molekülüm var. Bunlar arasında oluşuyorsa bu da moleküller arasındadır. Zaten bizim bu ünitemizde bu ikisi arasındaki farkları daha çok inceleyeceğiz. Daha ayrıntılı ne yapacağız ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Bağın sağlamlığı derken ne diyor? Kimyasal türler birbirine yaklaştığında elektron bulutları ve çekirdekler arasında elektrostatik çekim elektrostatik itme ve çekme kuvvetleri meydana gelir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazla ise güçlü etkileşimler yani kimyasal bağlar oluşur. Çekme itme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu durumlarda da zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar oluşur. Yani bana güçlü etkileşim dersek kimyasaldır. Zayıf etkileşimlerse fizikseldir. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu ünitede bunlar önemlidir. Kimyasal türler arası etkileşimlerin kavram haritası. Bunu ne yapıyoruz? Güzelce yazıyoruz. Çünkü buradaki her şeyi öğreneceğiz zamanla. Şimdi ne yapmışız? Kimyasal türü güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşimler neydi? Bir önceki yerde söyledim. E, ne olacak? İtme ve çekme kuvveti. Şurada ne dedik? güçlü olacak fazla olacak güçlü nedir güçlü etkileşimler iyonik kovalent ve metalik olmak üzere 3'e ayrılır kovalent de kendi arasında polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olarak ikiye ayrılır zayıf etkileşimlerde van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayrılacak hidrojen bağını Ayrı anlatacağım. Waals da kendi arasında dipol-dipol etkileşim, iyon-dipol etkileşim, indüklenmiş dipol etkileşim olarak üç ayrılacak. Daha sonra iyon-dipol indüklenmiş dipol etkileşimde dipol, etkileşim dipol indüklenmiş, iyon indüklenmiş, indüklenmiş indüklenmiş diye ne olacak? O da kendi arasında yine üç'e ayrılacak. Hepsini tek tek göreceğiz bu ünitemizde. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için ne kullanacağız? Demin dedik ki güçlü ve zayıf etkileşim olarak iki ayrılır demiştik. Bir de benim bilmem gereken 40 kilojül mevzusu var. Diyor ki bakın kimyasal türleri birbirinden ayırmak için yaklaşık 40 kilojül bölü mol veya daha az enerji gerekiyorsa zayıf. Yaklaşık 40 kilojül bölü mol veya daha fazla enerji gerekiyorsa da güçlü etkileşim kabul edilir. Yani güçlü etkileşime diyeceğim ki 40 kilojül üstü Zayıfa diyeceğim ki 40 kilojül ne olacak? 6 olacak. Peki ben bunu nasıl ayıracağım? Biraz sonra göreceksiniz. Diyor ki ancak 40 kilojül molden daha büyük enerjiye ihtiyaç olduğu halde zayıf etkileşim olarak kabul ettiğimiz durumlarda bulunmaktadır gördüğünüz gibi H2O sıvısının gaz hale dönüşmüş 43,9 kilojüllük bir enerji gerekli. Bu da zayıf etkileşimdir. Bu da nedir? İstisna durumlardan biridir. Biz genellemede ne yapacağız? 40 kilojülün altında bir enerji gerekliyse zayıf etkileşim. Üstünde bir enerji gerekliyse neydi? Güçlü bir etkileşimdi. Şimdi bakıyorum. Diyor ki aşağıda verilen tepkimelerin güçlü ya da zayıf etkileşim olduklarını belirtiniz. Bakıyorum. Sen baktığında Güçlü ya da zayıfı nasıl ayırıyordun? Biri neydi güçlü? Güçlü de kimyasal olacaktı değil mi? Kimyasal bağ. Zayıfta ne olacaktı? Fiziksel bağ. Yani fiziksel bağ demek hal değişimi de yani demek. Sana böyle enerjilerini vermezse hal değişiminden de anlayabilirsin. Hal değişimi varsa nedir? genellikle zayıftır ama genellikle. Ama senin için önemli olan nedir? 40 jüle bakacağım. 40 kJ'ün altıysa zayıf, üstüyse güçlü diyorum. Bakıyorum A şıkkına. lük bir enerji gerekliymiş. Bu nedir? Zayıftır. NaCl sıvısının ayrılması için bakın atomlarına ayrılmış. Bunun içinde 787 kJ'lük enerji gerekliymiş. Bu nedir? Güçlüdür. I2 katısı I gazına ayrılmış. 151 kJ gerekli. Bu da nedir? Güçlüdür. 40'tan büyük. Burada da ne var? Bakın 6,4 40'tan küçükse nedir? Zayıf etkileşimdir. Bağ enerjisi. Yani demin bahsettiğim gibi 40 kJ. Diyor ki bir bağın oluşumu ya da kopması sırasında meydana gelen enerji değişimine bağ enerjisi denir. Birimi kilojül bölü moldür. Yani o demin bahsettiğim 40. Bir bağ ne kadar sağlam ise bağ enerjisi de o kadar fazladır. Ne anlarız mesela? Burada mesela en fazla olan hangisi? 7946 değil mi? O zaman azotlar arasındaki bağ nedir? Daha sağlamdır. Bakın farkındaysanız 3 tane bağ var. 3 kolla tutulmuş. Tek kolla değil. Bağ kırılması endotermiktir. Bağ oluşumu egzotermiktir. Bağ kırmam için ne gerekli? Isı almam gerekli. Endo demek ısı alan demek, ekzo demek, neydi ısı veren egzozdan aklımıza gelecekti. Aynı tür iki atom arasında sana neyi sorabilir? Belki yorum sorularında karşına çıkar. Bağ sağlamlığı ve bağ uzunluğu. Şimdi şöyle düşünün, bir arkadaşınıza ne yaptınız? Tek e, çekmek istiyorsunuz, tek elle tuttunuz daha mı iyi çekersiniz? İki elle tuttuğunuzda daha mı sağlam olur? Tabii ki nedir? İki elle tuttuğunda ne olacak? Daha sağlam olacak. Unutmayın. Yani ne kadar çok bağ varsa bağın sağlamlığı o kadar fazladır. Gördüğünüz gibi bağ sağlamlığı ne yapmış? Üç bağ iki bağdan iki bağda bir bağdan daha sağlamdır diyor. Yorum sorularında karşına çıkacak. Bağ uzunluğu da nedir? kolu arttıkça ne olacak? Daha da kısalacak. Unutmayın. Birbiriyle bunlar terstir bağ uzunluğunda da ne olacak? Atomlar arasında tek bağ varsa daha uzundur diyeceğiz. Ve bizim için önemli olan bu nitede Lewis yapısı. Yani elektron nokta formülüdür. Önceliğimiz nedir? Lewis'in tanımını öğrenmek. Lewis'i öğreneceğiz. Sonra ne yapacağız? Moleküller oluşturacağız. Sonra bunları iyonik, kovalent, hidrojen diye ne yapacağız? Sınıflandıracağız. Şimdi Lewis yapısı nedir? Lewis yapısı bir element sembolüyle değerlik elektron sayısını gösteren noktalardan oluşur. Lewis yapısında noktalarla çalışacağız unutmayın. Biz elektron dağılımını yaptığımızda son yörüngede ne vardı? Bulunan elektronun benim değerlik elektron sayısıydı. İşte ben bu değerlik elektron sayısını alacağım. Noktalarla göstereceğim. Bu da bana Lewis nokta yapısını söyleyecek. Şimdi bir atomun Lewis yapısı şu şekilde yazılır. Bir atomun katman elektron dağılımı yazılır. Değerlik elektron sayısı bulunur. Elementin sembolü yazılır. Elementin sembol etrafına değerlik elektron sayısı kadar ne olacak? Nokta konur. Gördüğünüz gibi noktalar ne yapmış? Elementin sembolünün dört köşesine yazılmış. Mesela ben bir tanesini yapıyorum. Boru yapayım. Bor neydi? 5. Ayırıyorum. 2, 3 diye. Son yörüngeye bakıyorum. 3. Yani değerlik elektron sayısı nedir? 3. Hemen ne yapacaksın? Lewis gösterimi yapmak için. Değerlik elektron sayısı kadar nokta koyacaksın. Kurallarından birisi. Nedir? Önce ne yapacak? Teker teker yerleştireceğim. Bak diyor ki dört köşesini önce teker teker sonra ikinciler. 3 tane varsa yapıyorum. bir buraya koydum. istediğim yerden başlarım. 2 3 diye yazarım. Bu doğru olandır. Mesela şöyle yazdım Ne yaptın? Teker teker yerleştirmedin. Buraya iki tanesini koydun. Bu nedir? Yanlış olan. Önce teker teker unutma. Ya da ne yapayım bakın azotu yapayım. Nedir? 2, 5. Azotu yazdım. Değerlik elektron sayım nedir? 5. Bunun kadar nokta koyacağım. Önce teker teker. İstediğim yerden başlarım. 1, 2, 3, 4. 5'i nereye yerleştireyim? İstediğim yere. Ben buraya yerleştirmek istedim. Şimdi oldu mu? Evet. Yan yana yapmadım. Gördüğünüz gibi hepsini yaptım atomlar kararlı olmak yani soy gaz elektron diziline ulaşmak için elektron alarak ve vererek veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak ne oluştururlar? Kimyasal bağ yani güçlü etkileşim oluştururlar. Şimdi gördüğünüz gibi helyum istisna durumlardan birisidir. Helyum neydi? Helyumun proton sayısı 2 idi. Elektron sayısı da 2. Elektron dalını yaptığında nedir? Derlik elektron sayısı da 2. Ama ben ne biliyorum periyodik sistemde? Nedir? 1A'nın ilk elementi hidrojende ve 8A'da ne vardı? Helyum vardı. Buna ne diyebiliriz? Ne diyorduk biz? Derlik elektron sayısı 2'dir. Ama neydi? 8A e, grubundadır. Ve bunun Lewis gösterimi gördüğünüz gibi istisnadır. Çünkü bu tamamlamış gözükecek. Yan yana yazılacak. Unutmayın. E, bu da kararlı olduğu için ne diyor? Kimyasal bağ yapmaz. Zaten soy gazlar neydi? Kimyasal bağ yapmıyorlardı. Atomların bağ rol oynayan elektronları değerlik elektronlarıdır. Biz zaten ne yapıyoruz? Değerlik elektronlarına göre Lewis yapımızı yazıyoruz. Peki iyonların Lewis yapıları nasıl olacak? Şimdi kloru inceleyelim. Ne yapıyorduk biz? Önce elektron dağılımını yazdık. 2 8 7. Sonra klor elementini yazdık. 7 tane noktasını ne yapmışlar? Etrafına yazmışlar gördüğünüz gibi. Ne oldu? Benim 1 elektron almam gerektiği Neden? Şu kloru yazdık. 8'e tamamlamam gerekiyor değil mi? Şunları şöyle belirgin yapayım. Bağlıklarını. E benim kaç tane noktam var? 2 4 6 7. 8'e tamamlamak için ne yapmam lazım? 1 elektron. Almam lazım. Nereye al alacağım onları? Nereye yazacağım aldığımı? Bakın buraya yazacağım. Oldu mu? 2, 4, 6, 8'e tamamlandı. Peki bir elektron aldığında benim yüküm ne oluyordu? Eksi 1 oluyordu. Hem de tamamlamış mı oluyor bakın. Bunun da gösterimi ne olacak? Böyle olmak zorunda. Gördüğünüz gibi bakın 8'e tamamladı. Ya da sodyuma bakıyorum. 2, 8, 1 değil mi? bir tane noktam var. ben bileşik oluştururken sodyum atomunun ne yapması lazım? Bu biri vermesi lazım. Bir elektron verdiğinde ne olacak? Artı bir yüklenecek değil mi? Noktası kaldı mı? Kalmadı. Direkt ne yapıyoruz? Böyle yazıyoruz. Yani metalleri artı yüklü olanların bakın etrafında noktalar olmuyor. Ama eksi yüklerin yani elektron aldığında bakın noktalarıyla birlikte yazmak zorundayız. Oksijene baktığımda şöyle bir sileyim. Oksijene baktığımda 2 6 kaç elektron alması lazım? 8'e tamamlamak için 2 elektron alması lazım. Ne yapıyoruz? Oksijenin 2 4 6. Pardon yanlış yazdım orayı. Şuraya yazmayacağım. E benim ne yapmam gerekiyordu? O yanlış yazdım burayı bir dakika. Orayı hep silelim öyle yapalım yeniden yazıyorum oksijen 1 2 3 4 5 6 şeklinde yazıyorum 2 elektron almam lazım bunu da ne yapacağım birini buraya birini buraya aldım 8'e tamamladım aldığım elektronu da ne yapacağım köşeli parantez yapıp üstüne yazacağım hemen bir soruya bakalım 3. periyotta yer alan x elementine ait Levis yapısını vermiş. Nasıl bir şey yazmış? Şuralarında şöyle 2, 4, 6, 8 demiş. Ne olmuş? Burada da eksi 2 mi var? Yani ne yapmış bu? 2 elektron alır. Değil mi? 2 elektron almış hali buysa. O zaman bu nedir? 2 elektron almış hali ne olur? 2, 3. periyotsa 2, 8 kesin var. O zaman burası 6 mıymış eskiden? O zaman ben çekirdek yüküne ne diyebilirim? 16 diyebilirim. Şimdi soruya bakıyorum. İkinci periyodun beşinci elementine ait atomun nevis yapısını gösteriniz diyor. İkinci periyodun beşinci element hemen yazıyoruz. Bir birinci periyot. Bu da nedir? İkinci periyotun beşinci elementi. Diyelim ki x atomu diyelim ben bunu yazdım. Değerlik elektron sayım 5. Değerlik elektron sayısı kadar nokta koyacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane nokta koydum. Bu da nedir? Bu atomun Lewis yapısıdır. Son sorumuz 3. periyotta bulunan X elementinin Lewis yapısını vermiş. Hemen bakıyorum. Şöyle daha büyük yazayım. Baktığımda bunu vermiş. Buna göre X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hemen sayıyorum. bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 tane değil mi? Yani 3. periyot nedir? 7A'dır. Çünkü değerlik elektron sayısı nedir? 7 tane noktam var. E bu da ne olacak? 3. periyot 7A olacak. 2 8 ve 7 şeklinde yani cevabım nedir? Edirne'dir.